Hanımlar, beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba. Soyulduk. Evet, yine soyularak başlayan bir bölüme hoş geldiniz. Gece biri gelip zorla eşyalarımızı aldı. İki adet mermimiz, bir suyumuz, üç tane etimiz gitmiş ancak... Kardayız, kardayız. Benim bir an önce silah yapmam gerekiyor. Yorumlarda sizler de belirtmişsiniz, hani bir bıçak bile olsa... bayağı hayat kurtarıcı olur diye. Ancak Marco'yu ben bir doyurup hemen yatırmak istiyorum. Ardından Livia, ismini hep unutuyorum, bize yemek yapacak ve yaralı Livia. O kötü olmuş. Petri ile ilk tanışmamızı sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Gözlerimiz buluştu ve o anda bir şeylerin değiştiğini anladım. Savaş onu benden aldı ama kalbimin altında büyüyen çocuğu ve hatırası hayatta kalmak için bana güç veriyor. Demiş Livia. Livia'ya bir bandaj yapabiliriz bence. Sıkıntı olmaz. Bolca bandajımız var. Hani en azından bandajlar çalınmadan. O işi de halledelim. Aslında Marco birazcık dayak yemişti ama ağır bir yaralanma olmadı sonuçta. Sığınağımızı savunabildiğimizden emin olmalıyız, yoksa işimiz bitti demektir, diyor Marco. Zlata ise çok aç ve yorgun. Zlata, seni ben aç aç yatıracağım. Uyandığında sana kahvaltı hazırlayacağız. Bakalım. Artık duruma göre. Bir şeyler yapacağız. Evet, şimdi iyileşmesi lazım diyor Livia. Livia, sen gel bize yemek yap. Umarım yeterli suyumuz vardır. Bir damla suyumuz gitmiş. Bu arada hani yemekleri şey bıraktığından bahseden arkadaşlarımız olmuş. Gördüğünüz gibi bölüme başladığımda da ocakta yemeğimiz vardı. Yemek varken ekstradan üzerine yemek yapamıyoruz. Gidip onu yiyor. Dolayısıyla ben mesela şu an yapabildiğim kadarını yapıyorum. 4 tas yemek yapma şansına sahibim. 5.si için sebzemiz eksik mesela. Sonra yap diyorum. Derken kapıda birisi var. Gel bakalım. Belki iptal ederiz sebze varsa. Bu arkadaş da sebzeyle su. O zaman belki 6 tas yemek yaparız. Kim bilir? Ayak yapmıyoruz, geliyoruz. Kadın hem yaralı hem hamile. Az saygın olsun yahu. Ne istiyorsun diyor. Sebzemiz yok. Yani sebzesi yok adamın. Sebze alamıyoruz. Dolayısıyla yeni yemek yapamayacağız. Su da yok. Su var. Su yok zannettim ama varmış. Peki ben sana şeker versem, karşında su alsam diyeceğim. Elmasımız var aslında. Elmasla... Bilemiyorum. Çok arada kaldım şu an. Elması vereceğim ama... Eti alsam... Çalınır mı? Mermi var, su var, alabileceğim bir sürü şey var. Hazır konserve yemek alsak. Beğenmedi. Bir elması bu kadar mı şey veriyorsun sen bize? Sen o zaman bana su ver. Bol miktarda. Şeker de alırsın. Tahta alayım. İşte, hop, su değil, su değil. Hadi gel. Silah parçası yok mesela. Mermi almıyorum şu an için. Mermi bir şekilde buluruz. Şunları da vereyim ben sana. Çok cömert değilim. O sana öyle geliyor da. Biraz... Daha fazla alamıyoruz. İki damla suyu bırakalım. Onun yerine mesela et alalım. Bir tane daha alsam olmuyor. Sana bir şeyler daha versem ne verebilirim? Kitap verebilirim. Tamam, vermem. Madem öyle vermeyiz. Sudan biraz azaltsak şöyle. İki damla su alabilmiş oluruz. Olsun.
Olsun. Diğerleri de önemli yani. De haydi git sen o zaman. Maalesef hedeflediğimiz gibi 6 tas yemek yapamıyoruz. Ama hani yemeklerimiz var. Bu yemekleri kullanmak yerine konserveyi tüketeceğim bu sefer. En azından ocaktaki yemekler sağlam kalsın diye. Livia'yı yine doyuracağım ama. Yani hamile olduğu için ilk defa bu oyunda hamile birisiyle karşı karşıyayım ve hem hamile hem yaralı biri şu an. Neler olabileceği konusunda pek bir fikrim yok. Aç kalması durumunda. Hamile bir kadını aç bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla Livia sen şu konserveyi ye. Bunlar kalktığı zaman da yatarsın. Dinlenmeye başlarsın. Bütün gün dinleyeceksin. Zlata kalktığı zaman Zlata'ya yemek yedireceğiz. Hava sıcaklığı fena değil. Sen kalktın. İn aşağıya. Zlatacığım, sen hızlıca şuraya koş. Birazdan sen de kalkarsın diye tahmin ediyorum. Yani burayı sıcak tutmayı beceririz. Şu an 13 derece çok sıkıntı değil. O yüzden pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani su toplayıcı, yağmur suyu toplayıcısı yapılabilir. Ama sobayı yükseltmek bir noktada daha önemli olacaktır. Fakat termometremiz yok bunun için. Burada da silah yapmak için yine silah parçasına ihtiyacım var, iki tane daha. Ama bir kask yapabiliyorum. Miğfer. Miğferi hatta biliyor musunuz? Yapacağım. Eşyalarımıza bir bakalım. Levyemiz duruyor. Güzel. Baltamız yok henüz. Yapabiliyoruz aslında ama. Yapmalı mıyız? Ondan emin değilim. Baltayla kendilerini savunurlar mı acaba? Hani bıçak olunca silah kategorisinde olduğu için kullanıyorlar ama baltayı o amaçla kullanırlar mı bilmiyorum. Bir tane yapayım, evde bulunsun. Gerekirse zaten sağa sola kırıp tahta elde etmek için kullanabiliriz diyeceğim ama buna tabi silah parçası gerekiyor. Bunu da yapamıyoruz. Peki. Burayı yükseltmek için ne lazım? Bileşen. 4 tane daha bileşen. Burayı yükseltirsem eve yamalar yapabilirim. Dolayısıyla o da işimize yarar. Her neyse, günü bitirelim artık. Bu adam uyanmıyor. Seni doyurduk değil mi? Doyurduk. Sen de dinleniyorsun. Günü bitir. Haydi bakalım. Evde yapacak başka bir şey kalmadı. Livia, sen yatakta uyuyorsun. Sen nöbette duruyorsun. Sen yağmaya çıkıyorsun. Çok güzel. Şimdi fırındaki adamlar kaçtı. Orada daha bir sürü şey vardı toplanacak. Bak, kaçanlar geri de gelmiş olabilir. Geri geldilerse onları hallederiz. Ben fırına bir tekrar gitmek istiyorum açıkçası şu an. Tam şu noktada. Yanıma yine bir silah alacağım. Mesela şunu. Maymuncuğumuz var mı? Yok. Bu şekilde gideceğim. Hadi bakalım. Bayağı bir şey vardı çünkü burada ve tamamına bakamadık bile. Kaçan adamları belki bu sefer indiririz. Fırın değildi ki orası benim dediğim yer. Neyse. Pardon. Bira fabrikasıyla karıştırdım. Bu adamlara zarar vermek istemiyordum ben zaten. Öyle bir durum vardı. Açıkçası hala da
çok zarar vermek istemiyorum. Bu aileye. Kötü oldu, yanlış yere geldik. Ben bunları soymak da istemiyorum. Artık toplayabildiğim kadar çer çöp toplayıp döneceğim, hani eli boş dönmektense. Yani fena değil mesela şunları almak. Hatta hepsini al şimdilik. Evet, yani hiç fena değil. Çok da eli boş dönmüş gibi olmayacağız sanırım. Tek sıkıntı şu, aşağı inemiyorum. Burada bolca yemek var, burada da önemli şeyler vardır muhtemelen. Alt katlarda bir şeyler var ise... Yani soymadan alabileceğimiz... Belki silah parçası vesaire bir şey buluruz. Önceki girdiğimizde almamışızdır. Onları alırız işte ise. Al hepsini. Burası da boştur tahminimce, hiç ses yok. 3 kişilerdi zaten, aynen. Daha da kimsecikler yok. Fakat bizim de toplayabileceğimiz başka bir şey yok. O zaman çıkışa yavaştan gidelim. Bire fabrikasına ertesi gün gideriz. Dediğim gibi bu aileye çok zarar veresim yok benim. Kötü insanlar değiliz biliyorsunuz. Hani bu oyunu hiçbir zaman kötü olarak oynamadık. Son serimizde de bu geleneğimizi bozup kötüleşmeyi düşünmüyorum açıkçası. Masum insanlara saldırmak yok. Soyulduk mu acaba? Güzel. Soymamışız. Sen hafif yaralısın, iyileşiyorsun. İyileşmeye devam et. Normal açlıklarınız var. Marco, seni yatıralım. Sen... Gel bakalım aşağıya. Şurayı bir yükseltebiliyor muyuz, ona bakalım. Yükseltebiliyoruz artık. Yani bayağı bir bileşen kaybetmiş olacağız ve parçamız 1'e düşecek ama yapıyorum. Sen kalk, kahvaltını yap. Yaralıdan hafif yaralıya inmiş. Bu iyi bir şey. Bu noktadan sonra hani dinlenerek iyileşebilecektir. Bir bandaj daha kullanmayı düşünmüyorum o açıdan. Evet, Zlata. Güzel, bundan yapabiliyoruz artık. Bu önemli. Hırsızlık açısından önemli bir şey. Onu Livia halleder diye düşünmekteyim. Karnını doyurduktan sonra. Tek sıkıntı o ne tarafta? Onu bulmak. Burası. Tamam. Doyurdum karnını, doyurdum. Gel şurayı da bir hallet. Komşumuza yardım etmiştik. Onun dönüşünü henüz almadık. Enkaz altından kurtardığımız insan. Onlar bir noktada bize yardıma gelecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık, bir ekmek mi getirir? Bir şey getirir. Yakacak mı getirir? Su mu getirir? Bir noktada bize destekleri olacaktır onların.
Çok güzel. Burayı da kapatmış olduk bu şekilde. Tabii yapacak daha bir sürü şey var ama zaman içerisinde onları da tek tek halledeceğiz. Sen yatmadın mı? Ha, sen yattın da kalktın, tamam. Marco ile karıştırdım seni. Sen dur, seni yatıralım. Marco, sen koş bakayım yukarıya. Hava hala 13 derece. Hastalık havası değil. Burayı yükseltmek için neye ihtiyacınız var? Nelerimiz eksik? Karıştırıcı lazım. Parça. Bunları zaten gördük mü topluyoruz. Parça ve karıştırıcı. Karıştırıcı yapmak mümkün mü? Yok. Karıştırıcıyı buradan yapamıyorduk ya da. Yapılabilen bir şey miydi? Onu da hatırlamıyorum karıştırıcı ama. Bir tık daha yükseltebiliyoruz aslında. Karıştırıcı. Buradan yapılıyordu sanki ya. Öyle hatırlıyorum. Bizim bol miktarda bileşen silah parçası öncelikli ihtiyacımız gibi duruyor. Evet, günü bitirebiliriz sanırım. İyileşiyor. Uyanmış falan filan. Evet, şimdi Turkcell arıyor bu arada. Değerli abonemiz, sizi tekrar Turkcell ailesinde görmek için arıyoruz diyor. Eğer ilgileniyorsanız lütfen biri ilgileniyorsanız biri tuşlayabilirsiniz diyor ve ardından lütfen biri tuşlayın diyor. Kapattım suratına. Otomatik ses kaydı değil zaten. Her neyse. Bira fabrikası burada. Bak, tehlike yok olmuş. Bolca malzememiz, ilaç, silah, parça falan filan burada var. Buraya gidiyoruz. Dediğim gibi. Marco ile çıkacağım oraya. Zata yine nöbette duruyor. Sen uyuyorsun. Diğer taraflara illaki gideceğiz. O konuda şüpheniz olmasın ancak öncelikli olarak yapmamız gereken şeyler var. Silah parçası bulmak gibi. O da bira fabrikasında vardı diye hatırlıyorum. Oyunda olduğunu söylüyor bize ve buradaki o adamlar geri geldiyse çok zannetmiyorum gerçi ama bayağı arkalarına bakmadan kaçmışlardı. Hadi bir kontrol edelim. Burada geride bıraktığımız birçok şey vardı. Evet, kimse yok. Bayağı sağlam kovalamışız arkadaşları. Topla, ne var ne yok topla. Parça da lazım zaten bize şu an. Şimdi hepsini alıyorum. Üst katı da bakalım. Buraya da gireceğiz. Daha. Şunları birleştir. Suyumuzu alalım. Yani. Burada ne var? Parçayı da al. Tütünü bırakabilirim. Onun yerine seni alırız. Alkolü de bırak, şunu al. Aa, bakın buraya kürekle de gelinebilirmiş. Burada bayağı bir şey var. Orayı kazacağım ben. Zamanım yettiğince.
suyu alalım. Hadi bunu da bırakalım. İki tane bundan var. Daha çok. Mermi. Bırak sigarayı. Mermiyi al. Kaz bakalım burayı hızlıca. Buraya bir kez daha gelme şansınız var. Bayağı bir şey varmış bira fabrikasında. Aynen, bir kürek olsa bayağı işine yarardı ama küreğimiz yok. O yüzden elini çabuk tut Marco. Zamanımız tükenmeden şuralara bir bakalım. Önemli bir şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Önemli. Pardon. Önemli değil. Orada kapalı kullanılıyor. Önemli. Aşağıda neler vardı acaba? Daha önce bakmıştık ama. Bir zaman bir şekilde yetiştireceğiz. Çok beklediğim kadar uzun sürmedi burayı kazması. Tabii kürek alsaydım yanıma hani levye yerine daha iyiydi ama içeride birisiyle karşılaşma ihtimaline karşı aldım levyeyi. Levye kürekten daha etkili adamın ağzına vururken. Tabii en ölümcülü balta oluyor. Bu tür yakın dövüş şeylerinde bıçak da fena değil. Haydi bakalım Marco. Şunu al. Bileşenler tamam. Bunları bırakacağım şimdilik. Şunu alacağım mutlaka. Suyu alacağım. Şeker çok önemli değil. Tahtayı alıyoruz. Kahve de fena para etmiyor aslında ama şu an için ticareti düşünmüyorum. Tüccar geldiği zaman artık onu bir şekilde düşünürüz. Silah parçaları çok güzel. Kahve bir tane daha çıktı yalnız. Elektronik parçaya ihtiyacım var mıydı ya? Kahveyi alacağım. Kahveye dayanamayacağım. Buradaki kahveyi de alacağım. Dediğim gibi tekrar döneceğiz nasıl olsa buraya. Döndüğümüz zaman alabileceğimiz şeyleri alırız. Kahve parçalarını da aldık. Çekirdeklerin kahve parçası ne? Kahve çekirdeği. Zamanımız hala varken şuraları da hemen kurcalayalım. Tahta çıkış. Tahta alamıyorum. Suyu alabilirim. Bileşen içinde yerim yok. Yani varsa silah parçası onları alabilirim şu noktada sadece. Bunu bile alamıyorum hani. Önce şuraya bak. Sonra buraya bakarız. Ardından gideriz. Bence güzel bir loot oldu. Elektronik parça bolca var. Burayı unutmayalım. Bira fabrikası elektronik parçaya ihtiyacımız varsa ilk bakacağımız yer olmalı. Valla bayağı güzel loot varmış burada cidden. Tekrar gelinir yani buraya. Hem de hani levye meviye hiçbir şey almadan. Boş yere slotta yer harcamadan. Arkadaş bugün herkes beni arıyor. Bu sefer bakmayacağım. Yine Turkcell Mürksel bir şeydir muhtemelen. Haydi bakalım. Soyunmamış olalım. Çünkü artık silah yapabileceğim bir bıçak yapacağım en azından. Kendilerini savunmaları açısından. Ve soyulduk. 2 adet et, 1 adet su. Derin yara aldı. Hayda. Livia sen acilen. Aynen. Sen çok açsın. Karnını doyur.
Marco, sen de çok açsın ve üzgünsün. Savaş ve kısıtlı erzak yetmiyormuş gibi bir de gece gelip soymaya çalışıyorlar. Herkes mutlu bir an seçmelidir ve sadece mutlu değil, önemli de olmak olmalıdır. He? Ve sadece mutlu değil, önemli de olmak olmalıdır. Peki, her şey çok kötü bir hal aldığında sadece oturup ağlamak istersin. Hayatın yitik göründüğünde gözlerini kapar ve o mutlu ana geri dönersin. Kolay bir şey değil ama denemek zorundasındır. Güzel güzel konuşmuşsun da yani sadece mutlu değil, önemli de olmak olmalıdır derken her şeyi batırmışsın sevgili Marco. Marco, sen de karnını doyur. Zata da hafif yaralı bu arada. Ve yorgun. Zata'yı yatıracağız. Hatta yat sen. Marco da karnını doyurduktan sonra o da yatsın. Birazcık hamile ve yaralı kardeşimiz Livia ile uğraşacağız ama. Ve bugün aç kalıyor kendisi. Şu eti, tek kişilik et. Ben bu gece yemek toplamam gerekiyor. Bolca yemek bulmam lazım benim bir yerlerden. Yap. Dediğim gibi Livia'yı aç bırakmayacağız. Bilmiyorum, belki yanlış yapıyorum bu şekilde davranarak ama... Bakalım. Beni bayağı götürür, güzel. Bir silah yapsan hemen, Livia. Kendinizi artık savunun yavaş yavaş. Böyle olacak gibi değil çünkü. Bayağı bir et çaldırdık oyuna başladığımızdan beri. Tamamdır. Çorgun, aç çorgun. Livia, sen geri gel be. Bir yerleri daha yamayabiliyor muyuz? Yamayabiliyoruz, güzel. 10 tane ahşap harcayarak. Yapacak bir şey yok. Sefer nereye yapacak? Burası. Ama burası cidden önemli, baksanıza hani. Bayağı kocaman bir delik var burada. Sizler ne durumdasınız? Yorgun, yorgun. Ayılamadılar hala. İçerisi serin, burayı ısıtmanın bir yolunu bulmamız gerek. Buluruz. ...13 derecenin de altına inerse onları düşünürüz ama şu an için yani çok büyük sıkıntı görmüyorum açıkçası. İçerinin serinliği ile ilgili. Güzel, buranın dayamasını yaptık. Başka yama yapabiliyor muyuz? Sen o zaman hemen git. Marco. Sen bir bak şuralara. Gözünü seveyim. Kaç tane ahşapımız oldu, tahtamız kaldı? 15. Eh. Yani. Fena değil. Bir tane daha yapabiliyoruz. Yap 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 yani. Tahta bulunur, bir şekilde buluruz biz tahtayı. Yapsan. Evin haline baksanıza hani, buradan hırsız girmesin de ne girsin. Kapıdan daha büyük bir giriş var burada resmen. Yani şurada kapıyı görüyorsunuz ne kadar geniş. Bir de burayı görüyorsunuz. Burayı güzelce kapatabilirsek bizim için iyi olacaktır. Çok güzel.
Başka kaldı mı açık yer? Ona bakacağım sadece. Yapamayacağız zaten ama. Onu yamayı gösteriyor mu? Gerçi her türlü gösteriyordu galiba ama. Ha yok, göstermiyor. Güzel, o zaman yamalanacak başka bir yerimiz kalmamış. 3 yeri yamaladık evde zaten. Bu noktadan sonra hırsız girme ihtimalini bayağı düşürmüş oluyoruz. Peki. Sen radyoyu aç, dinlerken günü bitirelim. Belki biraz keyfin yerine gelir Marco. Şöyle de otur. Şimdi dediğim gibi bizim bolca yiyeceğe ihtiyacımız var. O da süpermarkette varmış. Müzik kulübünde de var. İkisine de dikkatli olmamız gerekiyor. Limanda var mı? Orada da var. Sessiz evde de var ama burada masum insanlar vardı hatırladığım kadarıyla. Burası tehlikeli. Tehlike, tehlike. Süpermarket çok miktarda silah açısından da iyi. Bolca yiyecek, bolca ilaç. Dikkatli oluruz bir şekilde. Alırız zeviyemize, elimize. Ve çıkarız yolumuza. Haydi bakalım. Yani silahlı bir asker... de olsa. Şunu al en azından. Ne oldu? Ne istiyorsun? Ha tamam, saldırmayacaksın bize. Teşekkür ederim. Kimse de yetecekti dediğine göre hani sen de yağmalayabilirsin demek istiyor tahminimce. Tehdit etmedi çünkü beni. Güzel bir konserve daha. Silah parçaları güzel. Merhaba. Gözüm niye üzerimde? Ne yaptım ki ben sana? Derdin de senin. Terbiyesiz kadın. Gerildim açıkçası ama. Şu arkadaşlardan önce yemek ve ilaç bulabilirsem, ilaç burada olması lazım. Yatak altlarından çıkıyor genelde. Güzel. Çıkart. Bunu al. Su damlası alıyoruz. Şunu bırak. Bunu al. Devam. Bir şekilde oradan da şurayı bir kurcalayayım be kadın. Silah seslerini duydunuz mu? Ho, güzel. Şekeri bırak. Suyu al. Bu ilacı istiyorum. 6 tane mermim var. Onu da istiyorum açıkçası. Merminin tozu yerine. Hop sen gel. 6 mermiyi alıyoruz. Burada ne var? Parça var. Açacak mısın orayı? Açtı vallahi. Teşekkür ederim. Artanları da ben alayım. İzninizle.
Ya benim istediğim aslında et ve sebze bulmaktı ama hani iki tane konserve de fena değil. Bizi idare edecektir. Bunu alacak yerim yok. Yani bir tane şey için de iki tütünü vermeyi düşünmüyorum. Dolayısıyla üst kata tekrar çıkalım. Zaman bitmeden ne kadar yiyecek toplayabilirsek o kadar iyidir. Alalım. Tütünü satarız diye düşünüyorum. Şu anki amacım sadece et ve sebze bulmak. Diğerleri çok sıkıntı değil. Öncelikle amacım o yani. Et ya da sebze bulursam bir şeyleri bırakabilirim. Ha yok, bulamazsam. Sen yani şu bitkisel ilaç var mıydı bize? Aynen var, bunu da alabilirim. Şu şeyleri gözden kaçırdığım zaman kızıyorsunuz. Haklısınız. Ama ben de haklıyım. Aynı anda her şeye bakamıyorsunuz ya. Ya bir de şöyle düşünün, siz de oynarken kim bilir neler kaçırıyorsunuz ama kaydetmediğiniz için fark etmiyorsunuz. Elimden geldiğince kontrol etmeye çalışıyorum bir şeyleri. Arada illaki kaçırdığımız eşyalar oluyordur. Su damlasını al. Olacak yerimiz kalmadı. Koş bakalım, bu taraflarda da vardı sanki bir şeyler. Ben yanlış hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlıyorum. Pekala. Şuraya bakmamış olabilirim. Ve sağ olsunlar, bir zararları dokunmadı bize. Haydi dönelim. İstediğim miktarda yemek toplayamadım maalesef. Ama dediğim gibi iki tane konservemiz var. Hiç yoktan iyidir. Bize et ve sebze lazım. Olmadı onları da artık hani tuzak kurup et elde edeceğiz ve bitki yetiştirmeye başlayacağız ama onlar da çok meşakkatli işler. Bilemiyorum. Bakalım soyulduk mu? Soyulduk. Arkadaş bıçağım var. Evin her yerini yamadım. Daha ne soyuluyorum hala? Çaldıkları 16 damla su. Zlata ve Livia yaralandı. Bıçağınız var. Dediğim gibi her taraf yamalı. Ya ben niye çıkıyorum o zaman yağmaya? Arkadaş şuraya bak, bir sürü şey topladık ya. 16 damla suyum gitmiş. 7 damla su buldum diye seviniyorum. Kaldı 14 damla su. Yani su toplamaya gitmesem, evde beklesem belki. Suyum daha fazla olacaktı. Her neyse. Bölümün sonuna geldik. Oyunu her açtığımda bu soyulduğunuz kısmı gerçek olsa da sonuçları değişebiliyor. Belki daha insaflı bir soygun olur. Ve kimse yaralanmamış olur da bir sonraki bölüm o şekilde başlarız ama bugünlük bu kadar. Önümüzdeki bölüm tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Teşekkürler izlediğiniz için. Bakalım 9. güne geldik. Hala hava sıcaklığı idare ediyor bizi. Fena mal kaldırmadık. Bir tüccar gelirse aslında rahat edeceğiz. İki tane elmasımız var.
ona verebileceğimiz tütünlerimiz var, kahvelerimiz var falan. Dolayısıyla birazcık rahat ederiz. Bakalım. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.